Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde web sitemize kaliteli, profesyonel bir web galeri eklemek için sizinle birlikteyiz. Size sitemizden bir örnekle cevap vereceğim. Daha önceden paylaşmış olduğum kurumsal site örneği hazır CSS HTML site başlıklı listeyi deneyelim. Burada anlatım yapmışız. Çalışmayı indirmek için tıklıyoruz. Evet. Çalışmamızı arkadaşlar bu çalışmayı web çalışmasını masa üstüne alıyorum. Yapıştırıyorum. Evet. Ve bunu masa üstüne çıkartıyorum. Gördüğünüz çalışmamız iki sayfadan oluşuyor. Diğer sayfalarda hiçbir şey yok. Sadece iletişim ve ana sayfamız çalışıyor. İletişim sayfamızı burada, ana sayfamızda burada yer almakta. Ben Dreamweaver programını açarak arkadaşlar, İnternetten de bahsettiğim galeriyi indirmek için Google'a giriyoruz. Galerimiz Fungibox. Yapılmış birçok efekt bulunduran bir Fungibox galeridir. Fungibox.net'ten ulaşabilirsiniz. Versiyonu, en son versiyonunu, kullanılabilen en son versiyonunu indirelim. Burada examples, örnekler var. Farklı farklı galeri tipleri var. Dikkat edin, bakın. Her bir resimde ayrı bir galeri örneklemesi bulunuyor. Mesela bunda altında yazı var. Bunun altındaki yazı daha farklı. Hepsinde farklı farklı galeriler var. Yani bunların her birisi ayrı bir efekt örnekte. Bakın burada da gördüğünüz gibi altında bir yazı ama sağa doğru giden bir ok var, sağa ve sola. Bunlar grup olan farklı bir çalışma. Bunu da buradan indiriyoruz sayfamıza. Bundan yararlanacağız. Örneklerinden. Klasördeki Fungibox'ı kesiyorum ve kendi web klasörüm, masa üstündeki web klasörümün içine yapacağım siteyi ve Fungibox galerisini atıyorum. Evet. Fungibox'ı açalım, tekrar görün arkadaşlar. O yüzden gösteriyorum. Bakın burada örnekler yer almakta. Burada yine galeriler ve her bir resmin ayrı bir efekt örneği bulunmakta. Evet, biz bunları, burada kullanılan efektleri kendi web sitemize, size verdiğim kendi web sitesine atıp çalıştırmaya göstereceğiz. Evet. Şimdi bu indeks sayfası Fungibox'ın indeks sayfası arkadaşlar. Bunu bir çalıştıralım. Bu Fungibox'ın indeks sayfası arkadaşlar. Bakın burada Fungibox'ın indeks sayfası. Bir de kendi yaptığımız web klasörümüzün içine girerekten şunu büyütelim. Bu da kendi web sayfamız, iletişim sayfasını. Bu da bizim iletişim sayfamız, gördüğünüz üzere. Evet, şimdi biz bu sayfayı galeri sayfası olarak değiştireceğiz. İndeks sayfasındaki gerekli kodlarımızı alacağız ve uygulamaya devam edeceğiz. İlk önce iki tane ayrı pencere oluşturayım. Şöyle. Bir tanesi Fungibox'ın içindeki dosyalar, bir tanesi de kendi dosyalarımız.
Bu dosyalardan Fungibox'ın içinde olanlar, bakın Fungibox kaderinin içinde olan dosyaları alıyorum. Example dosyasının içinde resimler var. Büyük resimler B olarak yazılmış. Küçük resimler ise 1S olarak, yani küçük ve büyük resim olarak bir kere Photoshop programında düzenlemeniz lazım. Bu resmin boyutları 75x75. Zaten resimden anlaşılıyor. Üzerine geldiğinizde mouse'la da boyutlar 75x75 deniliyor. Bunun üzerine de geldiğimizde 500'e 300. Küçük resimlerin hepsinin boyutları 75x75 olursa güzel olur. Büyüyünce zaten orantı değişecektir. Demek oluyor ki galeri dosyamız aslında example. Bu example dosyasını da birlikte gerekli dosyaları, hangi dosyaları alacağız? Hemen şunları seçiyoruz. Bu dosyaların hepsini kopyalayıp, Fungibox'ın içindeki tüm dosyaları kopyalayıp kendi bulundurduğumuz web sitemizin bulundurduğumuz yere atıyoruz. Evet, şu dosyalar bizim Fungibox'tan gelen dosyalarımız. Tabii Fungibox'ın index dosyasını Dreamweaver'da açtım. Artık bu pencereye hiç ihtiyacım kalmayacak. Tümünü buraya attım. Evet, çalıştıralım. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar, birinci örneğimizde bu index dosyası Fungibox'ın index dosyası. Onda alacağımız dosyaları bahsedelim. Şuradaki script type kısmından, bakın head ile head arasında olan script type kısmını, bakın head'den head'e olan body kısmına hiç karışmadan head'e head efektlerin bulunduğu, kısacası efektlerin bulunduğu script dosyalarını kopyalayarak kendi iletişim dosyamdaki kod bölümüne yapıştırıyorum. Bakın burada da kullanılan script dosyaları var. Eğer benim script dosyaları bunları engellerse silmeler gerçekleştireceğiz tabii ki. Evet, hemen ekledim. Gördüğünüz gibi iletişim dosyasının içine ekledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, index dosyam ve iletişim dosyam burada. Tabii buradaki kutucukları silmem lazım. Bunu da artık divlerle biraz divleri kullanabilmemiz lazım. Hemen split bölümüne geçerek bu div, şu divi kullanmam gerekti. Evet arkadaşlar, bakın divin üzerine tıkladığımda zaten silinecek alanı bana direkt gösteriyor. Yani şu formun olduğu alanı sileceğim. Delete tuşuna basıyorum. Yani ilk önce şuradan divi seçtim. Divi seçtikten sonra bakın hepsini seçiyor ve delete tuşuna basarak bu divleri siliyorum. Şimdi burada gerekli olan bazı divler daha var. Onları da silmemiz gerekebilir. Bunlardan bir tanesi şurada bulunan, yani mesajımız iletilmiştir. Onları da silmektir. Tabii ki en altta bir div olacak. Kapalı, kapatılmış. Şu div, left div, burada bu div kapatılmış. Bir de right div var. Firmamızın iletişim bilgileri. Bir görelim bu sayfayı. Internet Explorer'da kaydedelim ve görelim. Engellenme içeri izin vereceğiz. Evet. Görüyorsunuz, sildik. Yalnız şurada firmamızın iletişim bilgileri sağa kaydığı için arkadaşlar, bir de şuradaki copyright, bunları kendimiz düzenleyebiliriz yine. Kapatayım penceremizi. Bakın div right'ı da siliyorum. İsterseniz silmezsiniz ama biz tamamını galeri yapacağımız için şuradan şuraya tamamen siliyorum. Şimdi bir daha bakalım. Engellerin içeri izin vereyim. Evet, gördüğünüz gibi bize mail mesaj göndermek için açtaki iletişim kutusunu kullanın diyor. Biz tabii ki bunu kullanmayacağız. Sileceğiz. Şunu da buradan silebiliriz. Evet, delete tuşuna basın.
Buraya kalori yazalım. Şimdi Fancy Box'ın içindeki indeks sayfasına gelin ve efektlerden hangisi hoşumuza gitti? Mesela onu seçelim. Şu efekt hangi efektmiş bakalım. Hoşumuza giden efekt arkadaşlar. Bakın burada resimlerin üzerine tıkladığınızda efektler gördüğünüz gibi hangi resim olduğu seçiliyor ve şu efekt ismi example 5, example 6, example 7, example 8 bunlar biraz önce gösterdiğimiz efektlerin adı. Resimin üzerine tıkladığınızda zaten o efektleri görebiliyorsunuz. Mesela şu efekti seçtim. Bu hangi efektmiş? Example 4 ve buna bağlı link burada yer almak. Yani bu fotoğrafın efektini alıyorum. Kopyalıyorum. Burada gördüğünüz resmin de birlikte. Peki şuradaki ahref kısmındaki kısım nedir? Burası example klasörün içinde olduğu için arkadaşlar buna example denilmiş. Resmin büyük hali koyulmuş ve example yine kaynak kısmında, search kısmındaki example klasörün içindeki 4S resmini koymuş. Bakın büyük resim burada olacak, küçük resim de burada olmak zorunda. Ben şurayı aldığımda zaten bana yarayan resmi almış duruyorum. Kopyala diyerek kendi iletişim sayfamdaki aynı o divin içine yerleştiriyorum. Kaydedelim. Kaydedelim ve çalıştıralım. Engellenen içeriğe izin vermemiz lazım. Evet, gördüğünüz gibi resim burada arkadaşlar. Resme tıkladığımızda büyüyor ama farklı bir sayfada açılıyor. Bunun için büyük bir ihtimalle sayfamızda hata var. Onu düzeltmemiz lazım. Hatamız nasıl? Büyük bir ihtimalle bir önceki JavaScript kodu, jQuery kodu daha doğrusu yenisini de engellemiştir. Yeni eklediklerimiz bu eski. Şunlar eskileri. Evet, şurada iki tane jQuery 1.3.2 var. Bir de şurada kullandığımız jQuery kodu var. Evet. Şurada ikisi de farklı farklı şeyler olduğu için bunlar ihtimalle çakışıyorlar. Şunun bir tanesini siliyorum. Kaydedelim şimdi bakalım. Bakın gördüğünüz gibi efektimiz çalışıyor. Bu resimlerden birkaç tane koyabilirsiniz. Örnek olarak gösterelim. Şu example resmini tekrar Ctrl C, Ctrl V, bakın hepsini yapıp resimlerimiz zaten biliyorum. Burası 1B, 1S. Resim klasörünün yani şu example klasörünün içindeki resimler 1B, 1S ilerlediği için bunları da o doğrultuda ilerletiyorum. 4, 4. Example dediğimiz gibi efektin ismi, burada da example klasörünün içinde olduğu için de example klasörünü verdik. Hemen tekrar bir daha bakalım. Hatta şuradan deneyelim. İletişim şimdi. Evet, gördüğünüz üzere efektler burada yer almaktadır. Tabi sayfada biz tam olarak divleri yerleştirmediğimiz için şurası bitmiş oldu ama ben size bunu web sitenize nasıl ekleyeceğinizi gösterdim. Siz bu kodları kullanarak var olan web sitenize galerinizi ekleyebilirsiniz. Daha bitmedi anlatacaklarım. Mesela example klasörün ismini galeri olarak değiştirirseniz burada yapmanız gereken, bakın yenileyelim, sayfa görüntülenmeyecek çünkü galeriniz ismi example'dı. O yüzden ben bunu içindeki resimlerin bulunduğu bir şeyin ismini de galeri yapmak zorundayım.
klasörün ismi. Kopyalayalım. Kaydedelim. Tekrar sayfamızı yenileyelim. Bakın fotoğraflar geldi. Efektlerimiz de böyle geldi. Peki efekti iptal ettik. Mesela şu efekti sevdik diyelim. Fancy Box'taki. Şu efekti sevdik. Buraya ne yapacakmışız? Example 3 efektini yazacakmışız. O yüzden buraya Example 3 efektini yaparsak artık kaydedelim. Sayfamızı tekrar yenileyelim. F5 şurada. Evet, bakın bu seferki efekt daha farklı. Gördüğünüz üzere arkası daha şey gri bir renk alıyor. Evet. Bugün bir de sayfamızı değiştirdiğimizde bunu file save as dersek bu sayfanın ismi galeri sayfası olsun. Kaydet tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi galeri sayfası burada görüntülendi. Evet arkadaşlar, çok uzun sürdüğü için aslında daha da düzenleme gösterebilirdik, yani sitemizi düzenleyebilirdik ama çok fazla vaktimiz yok. O yüzden şimdilik galeriyle idare edelim. Bir aksaklık olursa site üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.